Herkese selamlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle ilginç bir program inceleyeceğiz. Program Android ekranınızı bilgisayara yansıtıyor. Şimdi böyle söyleyince çok ilginç gelmemiş olabilir, nesi ilginç. Ama yani bu tarz programları hepimiz denemişizdir. Mutlaka bir lazım olmuştur bir zaman. Ama işte hep o programı indiriyorsun, işte reklamlar çıkıyor, bilmem ne ağır bağlayana kadar edene kadar bir sürü acılı dakika geçiyor. Bugünkü inceleyeceğimiz program bu acılı dakikaları ortadan kaldırıyor tamamen. Çünkü telefona hiçbir şey yüklemiyorsunuz. Sadece bilgisayarınıza yüklediğiniz bir uygulamayla, bir komutla birlikte bağlanabiliyorsunuz. Gelin programa bakmadan önce beraber bir inceleyelim. Program kendisi için ya da daha doğrusu programı yapanlar program için neler söylüyor bakalım. Şimdi programın adı SCR-JPG. Bu arada bilmiyorum artık nasıl okuruz bunu. Scrappy diyelim kolay olsun diye. İşte burada Android cihazınızın USB ile veya aynı ağdaysanız işte ağ üzerinden de bağlanabileceğinizi söylüyor. Herhangi bir root erişiminin gerekli olmadığını söylüyor. Linux'ta, GNU/Linux'ta, Windows'ta ve macOS'te de var. Bütün platformlarda var. Diyor ki uygulama hafifliğe odaklanıyor. Performansa odaklanıyor. Kaliteye odaklanıyor ki Full HD ve Full HD'nin üzerinde çözünürlük veriyormuş. Düşük gecikme süresine odaklanıyor ve işte düşük başlanma süresine odaklanıyor ki hakikaten yazdığında direkt şak diye başlıyor. Ve benim de az önce vurgusunu yaptım. Telefonla hiçbir şey yüklemeden bir tek komutla bağlanmaya odaklanıyor. Yani hiçbir şey cihaza hiçbir şey yüklemiyoruz. Ne gerekli kullanabilmemiz için? Android 5.0 ve üzeri olması gerekli cihazımızın ADB debugging'in açık olması gerekli ki bunu birazdan göstereceğim. Ve bazı cihazlarda ek bir ayar yapmamız gerekiyormuş. Bunu da göstereyim çünkü bu da debugging'in içerisinde. Orayı açtığımda göstereceğim. Şimdi uygulamayı nasıl yükleyeceğimize gelmeden önce şu debugging kısmına gelelim. Muhtemelen zaten çoğumuz kapanmış. Şöyle bir ekran gelsin. Muhtemelen zaten çoğunuz debugging'in nasıl açılacağını biliyordur ama şöyle kısaca göstereyim. Tabii ben şu an uygulamayı açtım, bağlandım. Siz bağlanmadan önce bunu yapmanız gerekiyor. Debugging'i şöyle açıyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. En altta telefonum hakkında kısmı var. Burada en aşağı inip Build Number'a basmanız gerekli. Ben bastığım için zaten geliştirici ayarları zaten açık diyor. Şöyle geri geldim. Geliştirici ayarlarına geliyorsunuz. Daha sonrasında buradan Android Debugging'i açıyorsunuz. Ve o ek ayardan bahsediyordu ya, ek ayarda burada USB Debugging'i açmanız gerekiyor ki bu herkeste gerekmiyor bazı cihazlar için. Neden o da? İşte mouse klikleri çalışmıyormuş bazı insanlarda. Çünkü burada navigasyon barı yok. Geri ileri işte ana sayfaya gitme gelme mouse da oluyor. Orta tık ana sayfa sağ klikte geriye geliyor ki hatta şurada da hemen göstereyim. Şurada kısa yollar var. Ne ile ne yapabilirsiniz diye. Buna da göz atarsınız siz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle yukarı geldim. Bunları yaptınız. Daha sonrasında uygulamayı nasıl yükleyeceğiz? Linux kullananlar için burada yazmışlar ayrı ayrı. Ben şu an Manjaro Linux kullanıyorum. Direkt Pamac'tan yükledim. Yazınca çıkıyor. Windows kullanıyorsunuzdur muhtemelen birçoğunuz. Windows için de şu zip dosyasını indireceksiniz. İndirdikten sonra ben şöyle göstermek için indirdim. Bu zip dosyasına şuraya çıkarın, herhangi bir yere klasöre çıkarın. Daha sonrasında shift'e basılı tutup sağ kliğe bastığınız zaman klasör içerisinde şöyle boş bir alana shift'e basıp sağ tıklıyorsunuz. Tabii ben gösteremiyorum şu an ama Windows PowerShell ile aç kısmı var. Ona tıklıyorsunuz ve oradan bir işte terminal açılıyor. Terminale gireceğimiz komutları şimdi göstereceğim zaten. Windowsçular o şekilde yapsın. Daha sonrasında uygulamayı kurduk bu şekilde terminali açtık. Nasıl bağlanacağız? Çok basit aslında ben şöyle göstereyim hatta şeyi kapatayım. Şunu kapatayım. Ekran kapanıyor bu arada. Arada gidiyor şeyden dolayı. Dokunmadığımız için hiçbir işlem yapmadığımız için. Terminali açıyorsunuz. Size de Windowsçulara az önce söylediğim şekilde. Buraya programın adını yazıyoruz. Ve daha sonrasında geliyor. Ben şu an USB'den bağlanmıyorum. Dediğim gibi az önce her şeyi yaptığınız sürece işte USB taktınız. USB debugging'i açtığınız zaman işte uyarı veriyor. Diyor ki bu bilgisayara güveniyor musunuz? Güveniyorum'a tıklamanız lazım. Her şeyi açtığınız zaman
Direkt programın adını yazdığınızda açılıyor. Ama şunu istiyorsanız, ben USB kablosuyla değil direkt aynı ağ üzerinden bağlanmak istiyorum, hiç kablo kullanmayacağım diyorsanız, onun da ayarı şöyle. Onu da göstereyim. Yine aynı şekilde terminali açın. USB ile ilk bir sefere mahsus olmak üzere USB ile bağlıyoruz yine telefonumuzu. Daha sonrasında telefonu bağladıktan sonra ADB TCP IP 5555 yazıyoruz terminale, enterlıyoruz. Daha sonrasında işte bir bağlandı diye bir sonuç verecek. Daha sonrasında şunu yapmanız gerekiyor. Hatta ben tekrar onu da göstereyim. Router'ınız, yani dağıtıcınız veya modeminiz her cihaza bir IP adresi verir. Bu IP adresini öğrenmeniz lazım bağlanabilmek için. IP adresini şöyle öğrenebiliriz. Bir yolu tabii ki bu. Telefonum hakkındaya geliyoruz. Daha sonra duruma geliyoruz. Ve en aşağısında size atanılan IP adresini görürsünüz. Bunu gördükten sonra yapacağınız şey şu. ADB Connect. Cihaz IP adresi az önce gördüğünüz 2 nokta üst üste 5555. Daha sonrasında enter diyorsunuz. Sonra USB kablonuzu da çıkarıp normal bir şekilde SCRCP'ye yazıp enterladığınızda tekrar uygulamaya bağlanmış oluyorsunuz. Evet, aslında bu kadar. Benim uygulama hakkında söyleyeceklerim, yani dediğim gibi gecikme yok. Buradaki işte odaklandıkları bütün noktaları gerçekten yapmışlar. Yani işin ilginci bu açık kaynaklı bir yazılım. İşte piyasada bir ton program var ama bunun kadar işte çok basit hemen çat yaz gir açılsın istediğin gibi kullan bir program yok. Hep işte bir şey yükle, bir şey yükle, onu ona bağla, yok Bluetooth aç, şunu aç, bunu aç. Ya yani o açıdan şaşırtıcı derecede güzel olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak hani burada benim bahsetmediğim bir sürü şey var. Ben de çok bilmiyorum aslında. İncelemedim daha doğrusu. İşte galiba ne derler siz söyleyin. Dosya içine atıp içinden alma gibi işte sürükle at kısmı da varmış şurada. File Wrap diyor. Bilmiyorum. Bakamadım ben hepsine. Ama siz incelersiniz, bakarsınız. Muhtemelen şöyle sahnede değiştireyim. Biraz acemilik. Muhtemelen dediğim gibi sizin için de sadece işte komutu yazıp kullanmanız yeterli olacaktır ama isteyenler inceleyebilir. Umarım faydalı olmuştur bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.